Seyircilerimiz, haberin peşindeki bir Manisa ilimizdeyiz. Türkiye genelinde bulunan 53 bin muhtarın sıkıntılarını, sorunlarını, beklentilerini ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Manisa ilimizin Kula ilçesindeyiz ve Kula ilçesine bağlı olan Esenyazı mahallesindeyiz. Mahalle demeye gerçekten dilimiz varmıyor. Geçmişte burası köylü ama köyün yasasıyla mahalle oldu. Muhtarımız var yanımızda, çok değerli Hüseyin Arar. Kendisi gurbet hayatı yaşamış. Gerçekten tabii ki dışarıda gördüklerini köyüme kazandırmak için bu hizmete sevdalı olmuş. Muhtarımızın ilk dönemi Hüseyin Aras'la beraber bizler Esenyazı'yı konuşacağız. Beklentileri konuşacağız, kaptan hizmetleri konuşacağız. Esenyazı hakkında sesleniyorum. Haydi ekran başına dönün. Sayın Muhtarım, herkese merhaba. Buyurun oturun. Sayın Muhtarım, Hüseyin Aras'ı ben tanıyorum ama bir de kamuoyu tanıtın. Hüseyin Aras kimdir? Hüseyin Aras 1969 doğumlu, Esenyazı'da doğmuş, Kural Lisesi'nden okumuş, 10 yılına da kamyoncukla geçinmiş, gurbet görmüş bir insan. Peki Hüseyin Bey, bu bir sevda işi, gönül işi biliyorsunuz ki muhtarlık. Aileden var mıydı böyle bir şey? Yok. Nereden geliyor bu sevda? Sevda, benim adımı verilen dedemden galiba, o da yapmış bir dönem. Geçmişte de var. Geçmişte de var. Biz de köyüme hizmet etmek için daha önce İzmir'de oturdum. Dedim köyün durumu bir el atalım. Gurbette gördüklerinizi bu kadar yapabilir miyim? Köyde yapmaya çalışma yaptık. Hayırlı olsun diye. Sağ kaç rakip vardı muhtarım? Kaç tane rakip vardı? İki rakibim vardı. Onlara... Esenyazı büyük bir köy yani. İki rakip olmaz. Bir dahaki de bize alalım o zaman. Hayırlı olsun diye. Sağ olun, teşekkür ederim. Peki Hüseyin Bey, 31 Mart'ta göreve geldiğiniz bir insan sabahı azalarımızla birlikte hizmete nereden başladınız? Hizmete ilk işim köyü çamurdan kurtarmak. Altyapıyla ilgilendik. Yani 2019'a kadar altyapı yoktu. Yoktu. Evet. İlk işimiz altyapıyla beraber başladık. Altyapı, üst yapı derken köyümüzü bir temizlik, çevre düzenlemesinden geçirdik. Şimdi yapılması gerekenleri yaptık sayılır. Spor Bakanımız da Allah razı olsun, spor testleri yapıyorlar köyümüze, gençlerimize. Evet. Bunlarla ilgilendik, yaptık Allah razı olsun büyük şehrimize de. Peki bu pandemide gerçekten bu hizmetleri almak da kolay değil. Kriz vardı, deprem vardı, sel felaketi vardı, yangın vardı. Aynen. Ülkenin genel sorunuydu. Yani bu sıkıntıya rağmen hizmet alabildiniz. Aldık Allah razı olsun. Neye bağlısınız bunu? Şimdi kendi atılımına bağlıyım. Evet, yani aktifsiniz. Aktif olduğumuz için. Koşturmak değil, koşturmak lazım. Koşturmak lazım. Oturmakla hizmet gelmez. Geçmişteki muhtarlarımız da bu kadar koştursa için belki aynen, daha farklı şeyler yapabilecektir. Yapılır da. Evet. Köyümüz birazdan düzenlenir. Evet. Hüseyin Muhtarım, desem ki 3 tane beklentiniz nedir? Birinci sıralamada çok amaçlı bir köy yani olmazsa olmaz. Memnuntur, düğündür, taziyedir. Şimdi köylerde beklentimizde yarısını aldık sayılır. Beklentimiz köy panamızı, böyle köy panamızası gibi çok amaçlı düğün salonu gibi. Evet. Köylerde yapılması gereken ilk önce ilk sırada olması gereken her köye lazım yani. Evet. Birinci beklentimiz köy panamızı. Aynen. İkinci beklentimiz nedir? Biz daha da çiftçiliği arttırmamız için bir baraj gibi sulama sistemi kurulması. Suyumuz da varmış. Suyumuz da var. Var suyumuz. Kendi akan bir suyumuz var. Cazibeli su. Cazibeli suyumuz var. Masrafsız. Masrafsız su. Peki gölet için, baraj için müsait yer yok mu? Yani baraj için etüt yapılmadı mı? Şimdi etüt yapılmış daha önceki muhtarlarla dönemde ama tabii ki... Cezet şimdi. Aynen. Ama muhtarlığa ilgilenmemiş arkadaşlarımız. Tabii evet. Şimdi
teknoloji daha da ilerledi. Evet. Tabii biz de şu anda ilgileniyoruz yaptırma için. Sulamış İnşallah bir Göletli'ye baraja kavuşursa buranın ekonomisi daha İnşallah. Farklı olacak. Olacak. Peki üçüncü beklentimiz nedir bu tarafa? Şimdi üçüncü beklentimiz bu pandemi döneminde herkesin sağlığa kavuşup bir an önce çiftçilerin çiftçilik yapsın, memurluğunu yapsın, herkes beklentimiz. Evet, bu kadar da iyi niyetliyiz. Yapmalara teşekkür ediyoruz. Beklentilerimizi tabii ki dile getiriyoruz. Sayın Muhtarım burada çiftçilerin durumu belli, girdiler pahalı. Aynen. Üretim nasıl? Ya biz şu yol şartlara rağmen biz üretimi devam ediyoruz yine. Ne var burada? Ne için? Buğday, arpa, susam, nohut. Yani burada tütün. Evet. Her şeyden yaparız yani. Peki hayvancılık nasıl bir şey? Hayvancılık üst düzeyde. Küçük başta çok burada, büyük başta var. Yani Esenyazı'nın ülke ekonomisine katkısı var. Var. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Evet. Yani. Peki sağlık ve eğitimde nasılsın? Sağlık hocamız var zaten burada. Doktorumuz da geliyor. Biz sıkıntımız yok. Burası merkez mi? Merkez, merkezi mahalle olmasına rağmen de... Başka köylere faydalanıyor mu yani? Faydalanıyor. Evet. Hayal mahallesi faydalanıyor buradan. Okul açık. Okul açık. Herhangi bir sıkıntı yok. Yok. Başarılar nasıl? Güzel. Abi burada maşallah birçok bakan çıktı yani. Sayın Bakanımız da buraya gerçekten Spor Bakanımız el attı. El attı. Spor Bakanımız da el attı. Daha önceki biz burada memur çok çıkıyor mesela. Bürokratlar, her şey çıkıyor. Okulumuz açık olduğunda insanlar birbirine bakarak da olsa bu köy yerlerden kurtulmak istiyor. Yani eğitim okuyor, abi. Eğitim. Peki pandemiden sonra göç almaya başladınız mı? Emeklilerimiz geri dönüyor mu? Şimdi emekliler bizim geri dönüyor. Evet. Şimdi göç yok bizde diğer köylere bakarak. İmar sorunu var mı? Var. Bu ülkenin genel sorunu, Büyükşehir yazısından sonra biraz sıkıntı değil mi? Aynen sıkıntı. Biraz daha esnek davranılmalı yani kısımlarda. Şimdi imardan, başvurdum ben imardan şu anda geçti köyümüz benim. Kurada birinci köy olarak geçirdim. Hayırlı olsun diye. Sağ ol, teşekkür ederim. Biz vatandaşın önünü açalım ki buraya köyü yerleştirelim. Geri dönüş. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir geri dönüş olması lazım. Aynen. Peki Sayın Muhtarım talep var mı? Talep yeni var. Yeni yerleşim için. Var. Bayağı var yani. Var, bayağı bir talep var bizim. Burada. Evet. Mesela bizim 3 tane fabrika var yanlarımızda. Bizim kendimizin istikrarını oradan da sağlayacağız. Tabii ki servisler de geldi. Servisler. Kaç kişi çalışıyor köyde? Ünal'a burada taş ocağı var. Kum çakıl gibi, evet. Beton gibi yapıyor. Orada 25 kişi çalışıyor. TPC açıldı burada yine. Evet. Şu anda 11 kişi çalışıyor. Yani gençlik burada gençlik orada çalışıyor ağırlık. Bir de 50 tane kamyon olması. Evet. Gençlik burada bizim. Evet. Göç vermeyen köylerimizden bir tanesi Esenyazı. Sayın Muhtarım şimdi biz Esenyazı'yı biraz gezelim. Bakalım bize neler bekliyor. Evet sevgili seyircilerimiz şimdi Esenyazı sokaklarına iniyoruz. Vatandaşlar mülkeyi bulacağız. Yapılan hizmetleri yerine göreceğiz. Sayın Bakanımızın yaptırmış olduğu tabii ki halı sahayı yerine göreceğiz. Belediye sahaya göreceğiz. Okulu göreceğiz. Efendim Esenyazı altına sesleniyorum. Bizde kalın diyorum. Görüşmek dileğiyle.
sevgili seyircilerimiz, haberin peşinde ekip olarak bizler Efenyazı sokaklarına indik. Şimdi vatandaşın sesine kulak verelim diyoruz. Efendim merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Tanıyabilirsin, ben Efenyazı köyünden Ramazan Erim. Sevgili adım, nasılsın, iyi misin? Çok iyiyim. Allah iyilik versin. Muhtarı tanıyor musun? Muhtarı tanıyorum, köyümüzün muhtarı. Muhtar çalışıyor mu? Çalışıyor, elinden geliyor da yapıyor. İmkanlar doğrusunda. Evet. Peki köye yapılan hizmetler sizce yeterli mi? Ne istersiniz köye hizmet olarak? Köyümüzün yapılacak olanlar yapıldı şu anda. Muhtarımız sadece bir baraj veya gölet olmasını istiyor. Çünkü suyumuz var diye, burada kara hayvancılık var diye. Evet. Sulama olmazsa olmaz. Sulama olması lazım. Bu yanı sıra da çok amaçlı bir köy konağı. Evet. Mevlüt, Gündük, Taciye'de. Bunlara katılıyor musunuz? Katılıyoruz. Evet. Düğün salonumuz yok. Herhangi bir açıklığı düğün salonumuz yok. Her ay sokakta yapıyoruz düğünü. Evet, bu çok önemli. Çünkü burası en büyük köylerden bir tanesi. Evet. Efendim muhtarım, memnunsunuz. Çalışmalarınızla memnunsunuz. Memnunuz. Peki efendim, ne iş yapıyorsunuz siz? Ben çiftçiyim. Çiftçiyim deyince 5 dilim ekin ekiyorum, 10 dilim ekin ekiyorum. Kendi çiçeğimi çekiyorum. Dönem diyorsunuz. Gübre de takıyor. Ülkenin genel sorunu. Mazot, gübre pahalı, gübre pahalı. Evet. Üretimin karşısına alamıyor. Ne olması gerekiyor? Alamıyoruz. Karşılığını şimdi traktör kendimizin olmadığı için bir arkadaşı götürdüğümüz zaman maliyet yüksek istiyor. Evet. Bizim verdiğimiz de orayı karşılamıyor. Peki üretim azalıyor mu? Üretim, ben bu sene yaptıysam gelecek sene yapmam. Kerim olmayacağını yapacağım. Evet, çiftçi ürettiğinin karşılığını evet. Alamayınca muhtarımın da röportajda belirttiği gibi gerçekten üretim azalıyor. Gübre atayım dersen, gübre olmuş 500 milyon. Nasıl atacağım ben buğdayı? Evet, atmaz, bu yıl atamadım. Çiftçinin sorunları evet. Sefer Bey. Muhtarım, vatandaş sizden memnun. Tabii teşekkür ki siz de vatandaştan memnunsunuz. Ama çiftçimizin sizlerin de söylediği gibi gerçekten sıkıntıları belli. Çiftçilere bir destek olması lazım. Şimdi yem fiyatları arttığı için tabii insanlar zor durumda. Gübre fiyatları arttı. Bunların stopajlara mesela vergileri alınmasın. Çiftçiyi destek çıkılması lazım. Yani köyler köyün yerinde dursun diyorlarsa. Bir de şu var muhtarım. Ülkenin genel sorunu bu. Adam bir sonra burada arazisi var. İzmir'de oturuyor. Sen ekip biçiyorsun. Desteklemi var mı? Hani aslında üretimin alması lazım değil mi? Aslında üretimin alması lazım ama insanlarla böyle anlaşmalar olduğu için tabii arazi sahibi olduğu için anlaşmalar oluyor. Ama devlet buna da bir çözüm bulabilir. Çözüm bulamıyor. Evet sevgili seyircilerimiz, çiftçinin sorunu belli, beklentisi belli. Gübre, mazot, yem. Bunlar iyileştirilmesi lazım. Hele hele bugünlerde üretim gerçekten azalıyor. Markete gidiyoruz, marketin 125 milyon, 4 kilo yem, 125 milyon, 130 milyon. Mesela 60-70 milyon verilen bir yem markette. Vallahi 125 adam var. Evet. Bunlara bir yön çevirmesi lazım hani. Evet sevgili seyirciler, Esenyazı'yı... Evet, yine muhtarımın kendi imkanlarıyla yaptırmış olduğu camiindeki kardan önemli. Muhtarım emeği geçinden Allah razı olsun diyelim. Allah razı olsun herkesten. Evet, gerçekten yapınca oluyor. Gerçekten yapınca oluyor. Peki Hüseyin Bey, kimlere teşekkür etmek istersin? Buradan yeni açılan TPCA müdürlüğüne ve Süreko yardım eden kişilere hepsinden teşekkür ederim. Sayın Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza, İl Başkanımıza, İlçe Başkanımıza, Kaymakamımıza özellikle. Özellikle Kaymakamımıza. Evet, emeği geçen herkese diyelim. Herkese teşekkür ederim. Esenyazı halkına teşekkür ediyoruz. Biz de Hüseyin Muhtarıma teşekkür ediyoruz. Efendim her ne olursa olsun diyorum, bu ülke hepimizin, bizlerin ve yeni neslin Hüseyin Bey gibi sevdalılara ihtiyacı var diyorum. Esenyazı'dan şimdilik alasmadık diyorum. Bir dahaki programda başka gruplarla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, bize kalın. Muhtarım teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Thank you.